Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzümüzü hayırlı etsin. Ayınızı, gününüzü, ömrünüzü hayırlı etsin inşallah. Vasiyet etmek İslam'ın en önemli şiarlarından birisi. Hatta vasiyeti yazıp başucuna koyup öyle yazmayı sünnet adetmişler. Tabii bu vasiyet kültürü yeni değil. Adem'den itibaren bütün insanlar kendilerinden sonra gelecek olan nesillere vasiyet etmişler. Sufilerde vasiyet daha da önem arz eder. Sufi gelenek kendi içerisinde kendi ölçülerini ve söylemlerini dilden dile vasiyet ederek de aktarır. Sonradan bu vasiyetleri o sufilerin, büyük sufilerin etrafındaki insanlar ama yazaraktan, ama dilden dile söyleyerekten o vasiyetleri yerine getirmişler, devam etmişler. Tabi o Sufi geleneğin içerisine baktığımızda bütün büyük zatların kendi çağlarında, kendi zamanlarında, kendi dairelerinde mürid kardeşlerine, kendi yolundan gidenlere vasiyet ettikleri görülür. Hazreti Mevlana da bunlardan birisi. Tabi Hazreti Mevlana da kendi dairesinde Mesnevi'nin içerisinde çok vasiyet ve öğüt veren kimsedir. Ben bir ara küçük bir çalışma yapmıştım. Ey oğul diye başlayan Mesnevi'deki beyitlerini çıkartmıştım. Çünkü o ey oğul diye başlayan Mesnevi'deki o beyitler Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin asıl söylemek istediği, asıl anlatmak istediği şeyler, konular olarak görmüştüm. Tabi inşallah Cenab-ı Hak böyle bir fırsat verirse yine o ey oğul çalışmasını burada sizlere sunarız. Tabi Hazreti Mevlana'nın bir sözü vardır ya, herkesin aksak yürüdüğü yerde sen de aksak yürü. Eğer aksak yürümezse bunun yürüyüşü deyip senin de ayağını kırarlar der. Herkesin kendince bildiği vardır. İnsanların bildiğini söylemezseniz insanlar sizi cahil zanneder. Önce siz insanlara, insanların bildiğini aktarırsınız. Ve insanlar sizi dinleme lütfunda bulunurlar. Eğer siz insanların bilmediğini aktarırsanız, insanlar sizi taşlarlar. Bu da bir stratejidir. Siz önce insanların bildiklerini anlatırsınız. Onlar derler ki, ne kadar bilgili. Onlar derler ki, ne kadar alim. Çünkü insanlar kendi bilgilerine Tanrı gibi yapışırlar. Ve o kendi bilgilerinin dışında bir bilgi kabullenmek istemezler. Aslında
kendi bilgilerinin dışında öylesine büyük bir alem, öylesine büyük bir bilgi vardır ki insanların onu görmelerini kendi bilgileri engel ve o insan kendi bilgisinin kulu olur, başka bir bilgiyi kabullenmek istemez. Bu insanın kendi iç aleminde kendince kendi tanrılığını kurmasından kaynaklanır. O yüzden hakkınızı helal edin. Bu gece sizin bildiğiniz vasiyet ve öğütleri konuşacağız. Benim bildiklerimi değil. Benim bildiklerimi bir gün inşallah yine konuşacağız. Şimdi Halit Hoca hakkını helal etsin. Halit Hoca, hangi vasiyeti konuşacağız yine? Efendim hani bir vasiyeti var ya dedi. Ondan sonra evet dedim ben. Onu konuşacağız. Peki onu konuşuruz dedi. Yani herkesin bildiği vasiyetlerini konuşacağız şimdi. Oysa mesela çok hoşuma gider benim. 35. beyin, ey oğul, ne zamana kadar altına gümüşe bağlı kalacaksın? Hür ol. Bu ilk 18 beyinden sonraki 35. beyindir. Aslında insanın ne olması gerektiğini anlatır. Hür olmak. Tarih boyunca insanların hep peşinde koştukları şeyler. Hür olmaktan sadece bir bayrağın dikilmesi olarak anlamıştır insanlar. Ama nice insanlar vardır, bir bayrak etrafında toplanırlar, o bayrak onları köleleştirir. Ve hiç kimse köleleştiğini, o bayrağın etrafında köle olduğunun farkına varmaz. Hür olamaz. O yüzden biz herkesin bildiği vasiyetlerden bu gece konuşacağız. Böyle bir kılcık attım. Şimdi Halit Hoca da kendi kendine ben bu kılcığı nasıl yedim? Ben nasıl böyle tüfeğe geldim diye kendi kendine o dert yansın. Deseydi ki senin bildiğin vasiyeti ders yapalım, bu akşamki ders farklı olacaktı. Şimdi onun bildiği vasiyeti ders yapıyoruz. O yüzden onun bildiğinin üzerinden veyahut da onun değil, umudun bildiği vasiyetten ders yapacağız inşallah. Tabii bunun başında bütün interneti tıklasanız, bütün her yerde bu vasiyeti bulacaksınız. Ben size gizliden ve açıktan Allah'tan korkmanızı, az yemenizi, az uyumanızı, az konuşmanızı, günahlardan çekinmenizi, oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam etmenizi, daima şehvetten kaçınmaya, halkın eziyet ve cefasına dayanmayın, avam ve sefiklere düşüp kalkmaktan uzak bulunmayı, kerem sahibi, salih kişilerle beraber olmayı vasiyet eder. Bu direkt İslam dininin olmazsa olmazlarının kategorize edilmişler. Aslında bu değil. Ama bütün herkes vasiyet deyince otomatikman bunu koyuyor ortaya. Ben de bugün otomatik ders yapıyorum şimdi. Ama bunun hıncını çıkaralım. Bir dahaki derse gerçekten ne vasiyetler varmış onlara bakalım. Bu böyle bir derslik, iki derslik bir mesele değil çünkü. Biz onlara bakalım ki asıl görünmeyen ne, onu görelim. Bunlar görünenler. Bunu umuma söylüyor. Herkese. Bunu yolun dışındaki insanlara anlatıyor.
yolun içindeki insanlara değil, gizliden, açıktan, Allah'tan korkan yolun dışındaki insanlara. Sufilerin kendi içerisindeki duygu, düşünce değil. Bu yolu bilmeyen, yolun dışında olan, yola dışarıdan bakan, aa burada ne varmış? Mevleviler varmış ya, tamam. Bu onlara hitap. İşte ne? Padişah. Padişaha hitap. Bu ne? İşte tabiri caizse hakkını helal edin. Bu noktalarda fazla böyle uğraşmamış kimselere olan bir hitap. Aa gelin gizlide de açıkta da Allah'tan korkun. Bu hem ayet-i kerime meali hem hadis-i şerif meali. Gizliden ve açıktan Allah'tan korkmak ayette sabit. Gizlide ve açıktan Allah'tan korkmak hadiste de sabit. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri herkesin öğretisinde devam ediyor. Diyor ki bu sözü bu meseleye genel olarak dışarıdan bakan kimseleri bağlıyor. Ben insanlara gizlide ve açıktan Allah'tan korkmayı vasiyet ediyorum. Kendisi ne yaptı acaba? Hazreti Şems ona gizliden ve açıktan Allah'tan korkmayı mı öğretti? Hazreti Şems Tebriz'den Mekke, Medine üzerinden, Şam üzerinden gelirken kendisine Hazreti Mevlana'ya gizliden ve açıktan Allah'tan korkmayı öğretmek için mi gelmişti? Az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerifi az ye, az uyu, az konuş. Riyazat. Az yemek. Tamam. Günde iki öğün. Mümin için üç öğün israftır. Hadisle sabit değil. Üç öğün yiyenler, yemek yiyenler çok yiyorlar. İki öğün yiyenler ortada. Bir öğün yiyenler az yiyorlar. İki öğün yiyen ortada. Biz orta yolu tavsiye ediyoruz arkadaşlara. İki öğün yiyin diyoruz en fazla. İki öğün ben de yediğimde ortayı kapı. Ortayı yaşamış oluyor. Ölçü ne? Bir öğün. Az yemekten kasıt bir öğün. Bir öğünü biz Ramazan'da bile yemiyoruz. Ramazan'da iki öğün yiyoruz. Sahur etmek de, iftar etmek de sünnet. Bu orta, orta insanlar için. Hem sahur ediyoruz, hem de iftar ediyoruz. Ama velakin az yiyin tavsiyesini uyacaksak öğünü aşağı çekip miktarını da aşağı çekmemiz lazım. Bunu bazı sufiler ölmeyecek kadar yemek olarak algılamışlar. Ölmeyecek kadar. Bazıları ibadet edebileceği yetecek kadar. Az uyumak 3 saat. Ortası 5 saat. Fazlası 7 saat. 7 saat sonra, 7 saat sonra küllüm harap oldu zaten. Kim az uyuyacak? Günlük kim 3 saat uykuyla geçirecek gününü? Az uyu iyi, en az 3 saat. Azı bu 3 saat. 5 saat değil, 5 saat ortası. 7 saat olunca çok uyudu. Öyle 12 saat zaten şeytan kucağında. Normalde az konuşmak. Hani eskiler derler ya çok laf yalansız olmaz diye. Az konuşmak, konuşulması gereken yerde konuşmak. Konuşulmaması gereken yerde hiç konuşmamak. Lafa dalmamak, sözü kesmemek.
konuşmamayı tercih etmek. Kendi iç aleminde devamlı zikrullahla meşgul olmak. Kendi iç aleminde devamlı Allah'la sohbet etmeye çalışmak. E tabi günahlardan çekinmek zaten farz. Bir kimsenin günah kebairden uzak durması gerekir. Bir kimse günah kebairlerden muhakkak uzak duracak, küçük günahları da terk etmeye çalışacak. Kendince de ben günahları terk ettim demeyecek, günahları terk ettim demek de onun için günah kebairdir. O zaman dikkatli konuşacak. Devam ediyoruz. Oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam edecek. Oruç farz olan Ramazan'da 30 gün nafilelere de devam edecek. Gücünü nispet edecek. Ya pazartesi, perşembe ya da eski ayın 14, 15, 16'sı ya da eski ayın 1'i, 15'i, 30'u ve hatta en takva olanı diyelim. Bir gün boş, bir gün dolu. Ama muhakkak Ramazan'ın haricinde de oruç tutacak. Hiç olmazsa perşembeleri tutacak. Hiç olmazsa daha bir çıt üstü pazartesi, perşembe. Muhakkak oruca devam edecek. Namaza da devam edecek. Bunu tabi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri söylemiş. İyi ki söylemiş bunu. Çünkü bir kısmı da mevlevi, namazsız, oruçsuz, zikirsiz, fikirsiz, şükürsüz, dinsiz bir şey zaten. Yani sen öyle bir mevlevi kurguluyorlar ki hiç ibadet etmeye gerek yok. Öyle mevlevi kurgulanıyor ki, yani onun İslam ibadetiyle hiç alakası yok. Ya o kimse bir sevdi mi yeter. O her şeye yeter. Ve öylesine Allah'ı seviyorlar ki ibadetsiz. Çok ibadet etmeyi küçüklük olarak görüyorlar. İbadet etmeyi olgunlaşmamış olarak görüyorlar. Olgunlaşmayanlar ibadet ediyor. Olgunlaşanların ibadetle bağlantıları kalmıyor. O yüzden Hazreti Mevlana bu noktada diyor ki namaz kılmaya, oruç tutmaya devam et. Vasiyet. Daima şehvetten kaçınmayın. Buradaki şehvetten kasıt harama giden şehvet. Yoksa bir kimsenin ehliyle olan şehveti değil. Bir kimsenin eşiyle olan şehveti değil. Haram olan buradaki şehvetten her daim uzak dur. Halkın eziyet ve cefasına dayanmak. Bu aynı zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şerifidir. Halkın eziyetlerine katlanmak. İmam Tirmizi bir velinin, bir mürşidin, bir arifin bu hal ile hallenmesini söyler. Der ki o insanlar halkın eziyetlerine katlanırlar. İnsanların cefalarına katlanırlar. İnsanlar onlara cefa verir, insanlar onlara eziyet verir, onlar da buna katlanırlar. Bu bir erdemliliktir, olgunluktur. İnsanlar size zarar verirler, insanlar size sıkıntı verirler, siz onların zarar ve sıkıntılarına ne yaparsınız? Katlanırsınız, ondan şikayet etmezsiniz. Avam ve sefillerle düşüp kalkmaktan uzak bulunmayın. Avamdan kasıt, dinini, diyanetini bilmeyen insanlar. Avamdan kasıt, haramı, helalı bilmeyen insanlar. Avamdan kasıt, nerede nasıl davranacağını bilmeyen insanlar. Avamdan kasıt, kime nasıl davranacağını bilmeyen insanlar. Avam insan, yanındaki kimseyi batırır. Öylesine bir söz söyler, sizi üç paralık eder. Öylesine bir harekette bulunur, sizi dik aşağı indir. Avamla yol gidilmez. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi derdi ki Mustafa Efendi, evladım yanında taşıdığın kimse çok yemek yemesin. Bir şey yiyeceğim, içeceğim diye koşturmasın. Bir şeyler alacağım diye uğraşmasın.
uyuyacağım diye uğraşmasın. Bundan bende yok demesin. Bundan ben de isterim demesin. Yanında taşıyacağın kimse senin sözünü kesmesin. Asla lafa karışmasın. Asla her şeye atlamasın. Avam insanın yoluna laf getirir. Avam insanın kendisine laf getirir. O pişsin. O pişinceye kadar sen yalnız yaşa. O olgunlaşıncaya kadar sen kendin bit. O olgunlaşıncaya kadar sen tek başına yürü. Yürüyeceksen, beraber yol gideceksen, o kimse edepli, adaplı olsun. Avamca davranmasın. Sefil insan, günahlara hiç fütursuzca giren insan demektir. Çok rahat yalan söyler, çok rahat yemin eder, çok rahat gıybet eder. Çok rahat insanların mallarını, canlarını, ırzlarını dil uzatan, göz uzatan insanlar. O zaman ne yapacak? Avam ve sefikler de düşüp kalkmayacak. Onlara din nasihat edilir. Onlara din anlatılır. Ama onlarla arkadaşlık ve yoldaşlık yapılmaz. Ancak onlarla arkadaşlığınız ve yoldaşlığınız nasihat etmek için. Nasihat etmek için onlarla konuşur, sohbet edersiniz. Nasihat etmenin haricinde onlarla arkadaşlık ve dostluk kuramazsınız. Çünkü sizi her an günah kebaire götürebilir. Her an sizin ahlakınızı bozucu hal ve hareketlerde bulunabilirler. Devam ediyor. Kerem sahibi salih kişilerle beraber olmayı ve vasiyet eder. Ayet-i Kerime salihlerle beraber olunuz. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bize salihlerle beraber olmayı öğütüyor. Salih kimseler kim? Vel asli inel insane lefî hüsrin illellezîne âmenû ve âmenû salihât. Bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iyi iman eden, iyi amel işleyen, salihlerle beraber olan, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. O zaman o hüsrandan kurtulmak için salihlerle beraber olmak. Salih insan kim? Kur'an'ın ifadesiyle iman edin, namaz kılın, oruç tutun, yeryüzünde tevazu ile yürüyüp hikmet sahibi olanlar, Allah'la dost olanlar, o salihlerle beraber olmak zorunda. Farz. Salihlerle beraber olmak farz. O zaman bir farzı işlemek, salih bir kimseyle beraber olmak. Sufiler buradan rabıtayı çıkarırlar. Hani Nakşibendi usulünde rabıta büyük bir disiplindir. Nakşibendiler rabıtaya o kadar çok önem verirler ki onlar rabıtayı normal girtten, zikirden daha üstün görürler. Böyle bir yol disiplinleri vardır. Bu yol disiplinini kurarlarken de Şah Nakşibendi Hazretleri de sonraki onların kendilerince ikinci pir olarak kabul ettikleri Hindistanlı birisi bir isim daha söyledi. Aklım ondan geldi şimdi. Mektupları var ya, İmam Rabbani. İmam Rabbani de ve İmam-ı Rabbani'den sonra gelen Nakşibendi silsilesi komple rabıtaya çok önemli. Bu o kadar önem arz etmiştir ki sonradan gelenler, daha sonradan gelenler bütün her şeyi rabıtaya bağlamışlardır. Öylesine ki son 50 yılın Nakşibendileri hatta ayırt etmek istenir gerekirse Anadolu'dan yetişen olan
Anadolu'dan yetişen, bilhassa Urfa'dan devam eden o konu ise rabıtanın üzerinde o kadar çok ehemmiyetle dururlar ki bütün her şeyi rabıtaya bağlı. Bağlarlarken de rabıtanın bağlandığı ayet-i kerime salihlerle beraber olun ayet-i kerimesidir. Biz bu noktada ayrıştırmak için söylemiyorum. Öğretimiz bu noktada sevgiye dayalıdır. Zorla rabıta ettirmeye dayalı değildir. Bizde rabıta o kimse bir müddet sonra rüyasında görürse ona manevi olarak verilirse o kimseye yapılır. Bizde genel bir rabıta vardır. Herkes üstada muhabbet besler. Üstada muhabbet beslerken kardeşlerine de muhabbet besler. O özel bir rabıta verirse o özel bir rabıta ile yapar. Çünkü ona özel bir rabıta verilmezse manevi olarak rabıta bir an şirk noktasına da düşebilir. O yüzden ince bir perde. İşte o salihlerle beraber olma, muhabbet, kalben bağ kurma, muhabbet desin, onu sevme. Hani hadis-i şerifte bir kimse beraber olamasa dahi muhabbet ettiğinden sevdiği kişinin ameliyle amellenir der ya, o hali yakalamak, o salihlerle beraber olup onlara muhabbet kesmedi, sevim, onların amelleriyle amellenmiş olmak gibi. Ve devam eder. Onların hayırlısı insanlara faydası dokunandır. O zaman biz o insanlara hayrı dokunan, faydası dokunan kimselerle beraber olacağız. Sizin en hayırlınız etrafınıza en fazla faydası dokunanınızdır. O zaman biz öyle insanlarla arkadaşlık kuracağız ki insanlara en faydalı olan kimse olacak. Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır. Benim gibi çok konuşan kimse sözün hayırlısını işlemiş olmuyor. Allah bizi affetsin. Diğer bir vasiyeti de Sultan Vered'e. Bahaddin, senin düşmanını sevmeni, düşmanın da seni sevmesini istersen 40 gün onun hayrını ve iyiliğini söyle. Bu bütün meselelere pozitif yaklaşma noktasıdır. Sufiler bir kimse kendilerine düşmanlık ediyorlarsa kendilerine düşmanlık yapan kimsenin iyi yönlerini gözlerinin önüne getirirler. Çünkü sufi noktasında çatışma kültürü yoktur. Sufi hiç kimseyle çatışmak istemez. Sufi ta ki kemale erinceye kadar çatışma kültüründen uzak durur. Ancak kemale erenlere çatışma müsaadesi verilmiştir. Kemale erenler de çatışmazlar. Onların çatışmasını biz çatışma olarak görürüz. Onlar hakkı ve sabrı söyledikleri için çatışıyormuş gibi görünürler. Yani o kimse Kur'an ve sünnetin ayakta durması için bir şeye işaret eder. İşaret etmesi onun doğruyla bağlantılıdır. Oysa sufi yetişirken çatışma kültüründen uzak bir şekilde yetişir. O hiçbir şeyle çatışmaz. Kendi vücudunda zuhur eden hastalıklar da dahildir. Varlıktı, yokluktu, sıkıntıydı, belaydı, musibetti, arkadaştı, dosttu, çevreydi, bunlarla çatışmaz. O sadece ve sadece çatışacağı, sadece kendi nefsidir çatışacaksa. Bir müddet sonra o nefis kendi nefsinin çatışmasından da kurtulur. Burada çatışan, bu gerçek manada kemale erenlerdir. Kemale erenlerde ayrı bir çatışma vardır. Onların çatışması da kendi nefislerinden değildir. Onlar dinin ayakta durması, İslam'ın ayakta durması, Kur'an ve sünnetin ayakta durması için ölçüyü koyarlar. Ölçüye uymayan şeytan ve şeytani fikirler gelir onlara çatar ve onların sonu olur.
Bunu dışarıdan bakan kimse şöyle der. Ya üstad da çalışıyor. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin durduğu noktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin dinin mukim olması için uğraş verdi. O Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin Ebu Cehil'in alıp veremediği bir şey yok. Ebu Leheb'in alıp veremediği bir şey yok. Utbe ile Şeybe ile alıp veremediği bir şey yok. Onlara din tavsiye ediyor. Ama onlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'yle çatışma yoluna giriyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri insanlara ve onlara din anlatıyordu. Onların kendi şahıslarıyla çatışmıyor. Sufi ilk etapta kendi nefsiyle çatışır. Dışarıdaki mümin kardeşleriyle hiç çatışmaz. Mümin kardeşleriyle çatıştıracağı zaman nefsi onu, onların iyiliklerini düşünür. Hatta Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi ona bir hediyede bulunur. Bu müminin kardeşlik stratejisidir. O yüzden Hazreti Mevlana oğluna diyor ki, senin düşmanını sevmeni istiyor. Düşmanını sevmek bir sufi mantığı açısının dışında, sufi mantığı açısının dışında aptalca bir şeydir. Hiç kimse düşmanını sevmez. Ama sufi düşmanını severek de kendi nefsiyle mücadele eder. Ve der 40 gün onun hayrını ve iyiliğini söyler. O düşman senin dostun olur. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kim 40 gün sabah namazından önce kalkar Allah'ı zikreder sabah namazını kılarsa Cenab-ı Hak onun kalbine cennet bahçesini bahşeder. O Cenab-ı Hak onun kalbine manevi ilhamlar akıtır. Cenab-ı Hak onun kalbine manevi ilimler verir. 40 gün bir kimse bütün etrafındaki her şeye olumlu düşünse ve namazlarını kılmış olsa onun kalbine ilham gelir. Onun kalbi malum ve makul kalpler, ilham alan kalpler seviyesine gelir. İşte diyor ki, senin içinde düşmanına karşı sen böyle davranırsan içinde kin, kibir kalmaz kalbinde. İnsanın kalbinde kin ve kibir var ise, insanın kalbinde kavga var ise, İnsanın kalbinde hırs, tamah var ise onun kalbine ilahi ilimler tecelli etmez. Onun kalbine ilahi ilimler gelmez. O yüzden onun kalbine ilahi ilimlerin, ilahi tecelligahın gelebilmesi için kalbinde düşmanlıktan, kininden, nefretten arınması gerekir. Çünkü gönülden dile yol olduğu gibi dilden de gönüle yol vardır. O zaman sizin birinize dua etmeniz, dininiz de dahi olsa sizin ona hayır hasenat istemeniz, sizin onun üzerine afiyet istemeniz onun gönlünü muhakkak etkileyecek. Allah'ın sevgisini de onun aziz isimleriyle elde etmek mümkündür. Allah'ın sevgisini de Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla ne yapalım? Zikredilmekte ve sıfatların kendi üzerinde tecelliyatını sağlamak da elde edilir. Herkes kendinden olanı sever. Hiç kimse kendinden olmayanı sevmez. Allah da kendinden olanı sever. Allah kendi sıfatlarıyla sıfatlanmış, kendi sıfatlarını bezetmiş kullarını sever. Allah kendi sıfatlarıyla kavga etmiş, kendi sıfatlarıyla çatışan kulunu sevmez. Şimdi herkes ona kanı mısırlı der ya, biz ruh ikiziymişiz. Birisi balığı çok seviyor, öbürkü balıktan nefret ediyor. Nasıl birbirlerini sevecekler? Birisi akşam yemeğinde balık yiyelim diyecek, öbürkü diyecek ki hayır, kırmızı et yiyelim. Veyahut da diyecek ki hayır, ben vejetaryenim, asla et ve etsi hiçbir şey yemiyorum. Nasıl ruh ikizi olacak ki bu? Seven sevdiğinin sevdiğini de sever. Seven sevdiğinin sevdiğinin sevdiğini de sever. Hiç daimi. Seven sevdiğinin sevdiğinin sevdiğini de sever. Bu işin en ağır noktası.
Sevenin sevdiğini sevdiğini sevmesi kolaydır. Üçüncü noktaya götürüyorum. Ben Halit'i seviyorsam, Halit'in sevdiğini de seveceğim. Bize hep kolayını anlatırlar ya, sevmeyi hiç böyle anlatmazlar. Halit kimi sevdi? İşte Erkan'ı sevdi. Erkan kimi sevdi? Erkan'ı sevdi. O zaman ben Halit sevdiğimse sevdiğimi de seveceğim. Sevgi de kemale erer. Halit Erkan'ı seviyor, Erkan'ı sevmiyor. Eksik. Ben Halit'i seviyorum, Halit'in sevdiği Erkan. Ya onu da seviyorum da, ya Erkan'ın da sevdiği var. Kim? Erkan. Ya bu kadar da fazla ya. O zaman işte diyor ki Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri, Allah'ın sevgisini de onun aziz sıfatlarından elde edebilirsin. O zaman insanlar nasıl kendilerine benzeyeni seviyorsa, kendi yolunda gidenleri seviyorsa, Allah da kendi sıfatının kimin üzerinde tecelli ettiyse kendi sıfatını seviyor. Sıfatıyla sıfatlananları seviyor. Cenab-ı Hak insanları seviyor. Ben alemi Adem'in suretinde, Adem'i de kendi suretimde yarattım. O zaman Adem Allah'ın suretinde yaratılma. O zaman Cenab-ı Hak yüze vurmayı, yüze küfretmeyi, yüze beğenmeyi hoş görmüyor. O yüzden insanları katletmek, haksız yere bütün insanları katletmek gibi günah-ı kebair. O zaman Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlananları biz de seveceğiz. O zaman o kendi sıfatıyla sıfatlananı seviyorsa. Ey kullar, kalbinizde sefa, yani gönül temizliği hasıl olması için daima beni çok anmaktan geri durmayın. Bu Cenab-ı Hakk'ın ayeti gelmesi, kalpler ancak zikrullah ile mutmain olabilir. Mutmain olması gönül temizliği, sefa olması, mutmain, inandı, şerh şüphe kalmadı. Her şeyle tam olarak teslim oldu. Bunun için bunun yolu Allah'ı çokça zikretmek. Kim teslim olur? Tanıyan teslim. Beni arayan bulur. Beni bulan beni tanır. Beni tanıyan beni sever. Arayan buldu. Bulan tanıdı. Tanıdı. Tanıyan sevdi. Hadis-i kutsi. O zaman o kimsenin gönlü mutmainâ idi. Niçin? O artık kalbinde hiç şek şüphe kalmadı. Mutmainâ erdi. Aynen yakin olma. Gördü çünkü. Görmeseydi mutmain ermeyecekti. Beytullah var mı? Var. İlmen yakin. Gördü, mutmain oldu. Aynen yakin. Gördü. Önceden biliyordu ilmen yakin. Gitti canlı, gözlü gördü. Aynen yakin. İşin sırrına bak oğlum. Hakkel yakin. Sırrına bak. Kafasını bir kaldırdı ki Beytullah yukarı doğru gidiyor. Kaldırabildiği yere kadar kaldırdı. Beytullah yukarı doğru gidiyor. Renk renk. Rengarenk. Ama bir renk. Ama rengarenk. O baktıkça kendisi de yukarı çıktı. Beytullah yukarı çıktı. Kendisi yukarı çıktı, Beytullah yukarı çıktı. Yukarı çıktıkça baktı, birinci kat semavatta melekler o Beytullah'ı tavaf ediyorlar. Beytullah yükseldi, o kendisi yükseldi. İkinci kat semavatta meleklerin zikri ayrı, onlar da tavaf ediyor. Üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat. Orada farklı peygamberleri de gördü kat kat. Ve farklı melekleri gördü. Farklı varlıkları gördü. Ve her varlığın ayrı zikrini gördü. Ama Beytullah
orada göründüğü gibi değilmiş. Beytullah'ın sırrına bak, hakken yakin. Bunu kendi içerisinde yeni sınıfta bak, kategorilendirebiliriz onu. Ama biz hakken yakin değil. İşte bu başlangıç olarak o kimsenin kalbinin mutmain olmasıyla başlıyor. Emmanerle devamı bilmem mutmainne makamına gelecek. Kalbi bulan. Kalbi mutmainne makamına geldi. Nefsi mutmainne makamına geldi. Ondan sonra kalp yolculuğu başladı. Mutmainneden sonra kalp yolculuğu. Seyri sülük başladı. Mutmainneye kadar ben yine de onu seyri sülük olarak kabul ederim. Ama asıl seyri sülük mutmainnede başladı. İşte bu ne? Bu ancak kalpler Allah'ın zikrullahı ve mutmainnin üzerine noktaya gelmesi. Safa ne kadar olursa Allah'ın nurunun parlaklığı da kalpte o nispetle fazla olur. Sefa yani mutmainne, dinginliğe, gönlün bütün her şeyde teslim olması. Artık safa oldu, temizlendi, pırıl pırıl oldu, parladı. Artık o huzur içerisinde, o görmediğini inanmıyor artık. O şehadet etti, şahit oldu, gördü. Şehadet etti, gördü, kalbi mutmain oldu. O yüzden safaya ulaştı. Ve safası ne kadar derinlendi, derinledi, onun da kalbi o kadar parladı. O kadar da ilahi varifatta açık oldu. O kadar kalbi ilham aldı. Artık o sadece zikrullah'ta gördüğüyle değil, o zikrullahın dışında da görmeye başladı. Artık onun kalbine ilham yayıldı. Artık onun kalbine ilham gelince neyin doğru neyin yanlış olduğunu tak kadar kalbe geliyor. Ona bir şey sorduklarında tak kalpten cevabı geliyor. O bir şey görüyor, gördüğünün manası tak kalbine geliyor. O bir şey aklına geliyor, aklına gelen şey kalbine mana olarak tecelli ediyor. Bir şeyi merak ediyor, Cenab-ı Hakk'ın kalbine o merak ettiği şeyi ilham ediyor. Her ilham gelince hayreti artıyor. Her hayreti arttıkça hayretten hayrete geçiyor. Hayretten hayrete geçerekten ilahi varidatların içerisinde hayret makamında yürüp gidiyor. Bu ancak kalbin mutmain olmasıyla başlıyor. Kalbin mutmain olması için o kimseye bir üstad gerek, o üstada muhabbet gerek, o üstadın yolundan gitmek gerek, somut kavram, soyut kavram değil çünkü. Ve o disturlanıp o haline hallenmek gerek. Eğer öyle bir nokta yoksa, yörüngesi kaçtıysa, üstadından başka taraflara döndüyse, üstadından başka yönlere yöneldiyse, o kimsenin hani halk tabiriyle kıblesi şaşırıyor. Bu sefer o kimse o mutmainne noktasına gelemiyor. Bu sufi eğitimi ve terbiyesi devam ediyor. Tıpkı ekmekçinin fırını gibidir. Tandır, fırın yani ne kadar sıcak olursa o kadar ekmek alır. Soğuk olunca ekmek almaz. Fırına siz ekmek atsanız pişmese yeni ekmek atabilir misiniz? Hayır. Fırına ekmek atarsınız, pişer alırsınız, pişer alırsınız. Habire daha ne yapar? Yeni ekmekler verir. Yeni ekmek demek, yeni koku demek, yeni sıcaklık, yeni tazelik demek. Allah bizi onlardan eylesin. Kıymetli dostlar, tabii Sultan Veled'e vasiyetleri devam ediyor. Ey oğlum, sana vasiyet ediyorum ki her halde ilim, edep ve takva üzerinde bulun. Her halde. Buradaki ilim ne? Kur'an ve sünnet, haramlar, helallar. Sen her halde ilim üzerinde ol. Bir şeyde Kur'an ve sünneti aşma. Haddi aşma, zahiri manada. Edep bir şeyin iç duygusudur, bir şeyin iç algısıdır. Edep bir şeyin kendi iç terbiyesidir. Bir şey vardır, zahiren doğrudur, edeben doğru değildir. Bu nasıldır? İşte bir kimse örneğin karnını doyuruncaya kadar yiyebilir zahiren. Bu haram değildir, edeben doymadan kalması gerekir. Bunun gibi edep sınırları zahir sınırların biraz daha içindedir. Hazreti Mevlana diyor ki
Sen ilk önce diyor, ilim üzerine bu. Bu şeriat. İlmen yakin. Haramların, helalların yapılması gerekenler. Bütün daha edep üzerinde. Bu tarikattır. Aynen yakin. O edebe riayetidir. Bunun bir içi daha vardır, takva dairesidir. Hazreti Mevlana onunla diyor ki üçüncüde takva dairesinde de gir. Bu da nedir? Bu hakkel yakin noktasıdır. Hazreti Mevlana oğluna hem ilmen yakini, hem aynen yakini, hem de hakkel yakini sıralıyor. İlim, edep ve takva. Takva nerededir ya Resulallah? Göğsünü işareti, içindedir. Takva nedir? Senin şüphelilerden dahi kaçınmandır. Şüpheli bir şey. Ondan dahi kaç. Bu sadece yeme içme değil. Bu fikir olabilir, bu düşünce olabilir, bu amel olabilir, bu ihlas olabilir, bu samimiyet olabilir. Şüphelinden dahi kaç. O mutmainlik halini yakalayacaksan, şüphelilerden dahi kaçacaksın. Her zaman geçmiş din büyüklerinin eserlerini inceleyerekten ehl-i sünnet ve cemaat yolundan ayrılmamayı vazife edin. Sen yenilere uyma. Kendi çağdaşlarının kitaplarına, yollarına bakma. Sen hep eskiye bak. Sen eskiye bak ki o eski seni her daim yeni tutsun. Çünkü eskilerde rahmet var. Onlar dinlerini pahaya satmazlar. Onlar yollarını pahaya satmazlar. Onlar dünyaya heves, dünya hevesine bakmazlar. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yol Kur'an, sünnet ve ashabımın yoludur der. Siz ashabımın yolunu takip edin der. O zaman yol olarak ashabın yolunu takip etmemiz gerekir. Biz ölçü olarak Kur'an ve sünnet, yol olarak da ashabın yolunu takip edeceğiz. İşte ehl-i sünnet ve cemaat yolu ashabın yoludur. O zaman biz yenilerin yoluna değil, ashabın yoluna bakacağız. Biz böyle kendimizce, işte kendi kendine reformist hareketler içerisinde bulunan insanların yoluna değil, direkt Kur'an ve sünnetten süzme, Kur'an ve sünnetten alma, ashabın yoluna gideceğiz. Ve diyeceğiz ki, ehl-i sünnet ve cemaat, buradaki ehl-i sünnet ve cemaat siyasi bir yapılanma değildir dinin içerisinde. Ehl-i sünnet demek, haktan yana olmaktır. Ehl-i sünnet olmak, hakikatten yana olmaktır. Sünni demek, hukuka uygun demek. Sünni demek, hakka uygun demek. Sünni demek, Kur'an ve sünnete uygun demek. Yoksa sünni demek, Şia'nın karşılığıymış gibi algılanmaz. Bizde Şia'nın karşılığıymış gibi algılanıyor. Bizde bir şeylerin karşılığıymış gibi algılanıyor. Hayır. Sünni demek, hukuka uygun demek. Hukuka uygun. Hukuk ne? Kur'an ve sünnet. Mümin için hukuk, Kur'an ve sünnettir. Evrensel değerler ve demokratik teamüller değildir. Bir mümin için, bir Müslüman için, bir Muhammedi için hukuk, Kur'an ve sünnettir. Aldanmayın. Evrensel değerler ve demokratik teamüller terennesine kendinizi kaptırmayın. Din, Kur'an ve sünnettir. Ve Hazreti Mevlana oğlu diyor ki, ehl-i sünnet ve cemaat yolundan ayrılmamayı vazife edin. Ehl-i sünnet ve cemaat demek, Kur'an, sünnet, imamların iştahı, ihma-i ümmet. Ümmetin toplandığı yerde toplanmak. Ümmetin birleştiği yerde birleşmek. Ehl-i sünnet ve cemaat demek, kendi bulunduğun bölgede, kendi bulunduğun alanda, kendi bulunduğun coğrafyada ümmetin birleştiği yerde birleşme. Bunun altını çizin. Yani ehl-i sünnet ve cemaat demek, mevcut ümmetin birleştiği bir noktadan senin ayrı durman demek değil.
Burada bir ümmet topluluğu var Türkiye'de. Türkiye sınırları içerisinde Müslüman topluluğu var. Türkiye sınırlarının içerisindeki Müslüman topluluğunun toplandığı yerde toplanmaktır. Vel cemaat olmak. Eğer Türkiye'deki Müslümanların toplandığı yerde siz toplanmıyorsanız, siz ehl-i sünnet ve cemaat değilsiniz. Bizde böyle bir algı oluşuyor. Adam bütün ülke Müslümanlarının toplandığı bir yerde toplanmıyor, biz onu hala da ehl-i sünnet ve cemaat olarak görüyoruz. Bütün ehl-i sünnet ve cemaat toplanmış Kurban Bayramı'nda ama koyun, ama keçi, ama inek, ama deve kurban edilir. Horoz kurban edilmez. Kurban yerine ayakkabı verilmez. Ehl-i sünnet ve cemaatin toplandığı nokta burasıdır. Birisi kalkıp da diyorsa, ben kurbanların ayakkabı dağıtmayı anlıyorum, o ehl-i sünnet ve cemaat olmamıştır. Kim cemaattan bir karış ayrılırsa, o küfürdedir. Bizden değildir. Hadis-i şerif. Ümmetin yanlışta toplanmaz. Hadis-i şerif. Ümmetin toplandığı yerde rahmet vardır, hikmet vardır. Ümmetin toplandığı yerde toplanmak zorundadır Müslümanlar. Beğenmeyebilirsiniz, kabul etmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ya olmaz böyle diyebilirsiniz ama orada toplanmak zorundasınız. Müslümansanız müminsiniz. Hazreti Osman Efendimiz'in etrafında toplanmış sahabeler biat etmişler. Herkesin Hazreti Osman'a biat etmesi gerekiyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in etrafında toplanmışlar, biat etmişler. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri 6 ay sonra biat etmiş. Biat etmiş. Hazreti Ömer Efendimiz'e biat etmiş herkes. Hazreti Osman Efendimiz'e biat etmiş herkes. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretlerine biat etmiş herkes. Kim biat etmemiş? Muaviye. Kim biat etmemiş? Muaviye'den sonra oğlu Yezid. Biz onları şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretlerine biat etmediği için hala da içimizde onlara karşı muhabbet yok. Doğru mu? Evet. Muhabbetsizliğimiz de doğru mu? Evet. Var mı Yezid'e muhabbet edecek olan? Ehl-i sünnet ve cemaati biz teferruatlı bir şekilde anlamıyoruz. Bize de anlatmıyorlar. Çünkü anlatırlarsa, bu anlaşılırsa çok cemaat, tarikat kapının dışında kalır. Bunu anlatmak ülkede yasak. Yani nasıl yasak? Dini otoriteler bunu anlatmıyor. İşlerine gelmiyor çünkü. Çünkü dini otoritelerin başında oturanlar kendi krallıklarını ve hakimiyetlerini ilan etmişler. Kendi krallıkları, kendi padişahlıkları, kendi sultanlıkları, kendi egoları, kendi tanrılıkları sallanacak, ırgalanacak diye anlatmıyorlar. Çünkü ümmetin toplandığı yerde toplanmak zorunda kalmak onların egolarını tatmin etmiyor. Hazreti Mevlana'nın vasiyetini anlatıyoruz. Oğluna diyor, sen ehl-i sünnet ve cemaat ol. Biz 740 yıl sonra onun vasiyetini istiyoruz. Ehl-i sünnet ve cemaat ol. Ha biz Mevlevileriz, o yüzden biz Türkiye'deki toplanmaktan toplanmayız. Ehl-i sünnet ve cemaatın dışına çıktınız. Biz ilk tarikattanız, ümmet burada bir yerde toplanmış. Ya biz toplanmayız, bu adam öyle bir kötü adam ki. Toplandın şimdi. Bir kimse de kendi kendisine ümmetin halifesi seçiyor. Bakıyorum ben, ümmet
onun arkasında toplanmış mı? Toplanmamış. Mehdi seçiyor kendini. Bakıyorum, kendi kendini Mehdi ilan edenler var mı? Var. Bu inkar edecek bir şey değil. Kendisini Resul'de ilan edenler de var. Bakıyorum, ümmet arkasında toplanmış mı? Hayır. Yani çok affedersiniz, kendimi bir şey zannettiğimden değil, benim gibi arkasında 5-10 tane dinleyicisi olan Resul olmuş. Aha! Hoş geldin 23 Nisan. Lan sabah %100 erken kalktı herhalde diyorum ben. Yani veya birisi Mehdi olduğunu ilan ediyor. Ümmet kimin arkasında toplanmış? Ümmetin toplandığı yere bakın. Ehl-i sünnet ve cemaat olacaksanız bu sözüm çok ağır. Bu sözüm çok ağır. Ama bunu hiç kimse böyle algılamak istemiyor. Çünkü kendi kendilerini, kendi dükkanlarını kurmuşlar. Kendilerince şirketler, kendilerince vakıflar, kendilerince ondan sonra işte dernekler, kendilerince televizyonlar, radyolar, her türlü her şeyi kurmuşlar. Bir dükkanı kurmuş, bir imparatorluk kurmuş. O imparatorluğu terk etmek istemiyor. O imparatorluğun başına kendisini oturtmuş. Bir sürü radyolar, televizyonlar, şirketler, sakın böyle cilimin bir cemaate, bir tarikata yönelttiğimi sanmayın, suizan beslersiniz. Kendim de dahil mi? Varsa böyle bir şey. Ve orada oturan kimse kendi padişahlığının sorgulanmasını, kendi dükkanının sorgulanmasını, kendi krallığının sorgulanmasını, kendi gettosunun sorgulanmasını istemiyor. Zekat paralarının nereye gittiği belli değil, işte hacir hasenetinin nereye gittiği belli değil, Kur'an paraları, delilleri nereye gittiği belli değil, onca şirketler, onca paralar, onca kullar gibi nerede, ne hesabı var belli değil. Hiç belirsizlik, o dükkanı, o imparatorluk orada duruyor. Hiç kimse oraya dil uzatamıyor, hiç kimse oraya göz uzatamıyor, hiç kimse oraya bir şey diyemiyor. Dersen fitneci oluyorsun, gıybetçi oluyorsun, dedikoducu oluyorsun, daha da olmazsa bir beddua alaşarsınız. Son günlerle konuşmuyorum ha, bunu ben bizatihi yüz yüze konuştuğum insanlar adına şeyh dedim, beddua. Bu ehl-i sünnet ve cemaat değil. Ben sufi bir yoldan gelen insanların kendince bunu açık açık konuşacağım. Üstad gördü ama asla kendime bir şey görmedi bir kimseyi. Ve bu yolun yolcusu olarak öz eleştiri yapıyorum. Kimseye derdim yok. Kendi yolumla öz eleştiri yapıyorum. Bir gün gelir ben de sizden ücret talep edersen, bunu da benim anlamak çakıl. Bir günden bir güne birisinden sohbet için, zikir için, cemaat için ücret istediysem gelir çakıl anlamam. Sufi yolu isteme yolu değildir. Şimdi ehl-i sünnet ve cemaat noktasını açmıyor kimse. Açarsa ümmetin toplandığı yerde toplanmak zorunda kalacaksın. Ümmetin toplandığı yerde toplanmak kadar nefse ağır gelen bir şey yok. Niçin? Şeytan çeker seni arkada. Toplanma, gitme. Ben bunu cemaat olarak veya bir tarikat olarak da küçültürüm ben. Mesela bir cemaat düşünün. Bir cemaat bir kimsenin arkasında toplandı mı orada toplandı. Kardeşim oranın şeyhi ve halifesi de oranın normalde uyulması gereken bir kimsesi o. Neden? Ümmet toplanmış oradaki küçük bir toplum. Kaç kişi? 100 kişi. 100 kişinin 60 kişisi, 70 kişisi bir kimsenin arkasında toplanmış. Tamam mı? Oranın seyidi o. Bunu büyüttün, bunu küçükken çok kolay bu. Diyorsun ki ya buradaki cemaat bu adamı şeyh olarak kabul etmiş mi? Evet, buranın seyidi bu. Fazlalık bunu kabul etmiş, evet buranın seyidi bu. O böyle çok güzel. Oh, oturuyor böyle. Ben bir gün böyle bir münazara olmuş arada, münakaşa olmuş.
Allah rahmet eylesin. Başka bir dergahta böyle. Şeyh Efendi'ye müracaat etmişler. O zaman da böyle problemli işleri dergahın içerisinde de böyle Şeyh Efendi beni gönderiyor. Kendi dergahımızın içinde de bir sıkıntı çıkarsa bu taraftan Mustafa Efendi'nin filancaya fişmancalar, fişmancaların arasında bir sıkıntı olmuş. Gittiğinde hallet diyor bana. Ben gidiyorum dedim işte. Başka bir cemaatin içinde olmuş beni gönderdi Şeyh Efendi. Gittim ben de. Toplamına. Dinliyorum bu tarafları ben. Bir tarafı dinledim, bir öbürküm de dinledim. Şey dedim ki, işte arkadaşlar, bu arkadaşla beraber hareket edenler kimler? Şöyle dedim, hayır mı diyeyim, hayır mı diyeyim. Bu arkadaşla hareket edenler burada, hayır mı? Tamam. Dinledim herkesinde. Gerçekten o az olanı, az olanı, böyle işin hukukunun dışında var. Böyle seyrediyorum, dinliyorum. Diyorum, kurban oldum Allah'a. Nasıl bir hakikat indirmişim. Fıtratullah'a uygun. Herkes böyle masum olan, masum olan, haklı olan tarafa geçmiş. Dinledim, dinledikten sonra arkadaşa dedim ki, herkes dedim benim vermiş olduğum kararı uyacak mı? Herkes uyacağız dedi. Dedim, bu taraf uyacak mısınız aleyhinize de olsa? Uyacağız. Bu taraf uyacak mısınız aleyhinize de olsa? Kaldık buna. O çoğunluk diyor ki aleyhimize de olsa uyuyacağız. Ben böyle izliyorum, hakikat resmi görüyorum. Ardından dedim ki ben sen bu noktada Kur'an ve sünnet dairesinde burada atarsın. O yüzden sizin buraya intisap etmiş, fiyat etmişsiniz. Kalktılar gittiler şeyden, ne oldu? Topladılar. Kendi kendime dedim ki Allah Allah, hikmete bak, bunu büyük resim olarak görüyorum. Ümmet bir yerde toplanmış, bir tarikat başka bir yerde. Örneğin, nasıl bir derece mahalle olacak? Olmuyor. Hiç kimse de bunu böyle söylemiyor. Hazreti Mevlana diyor ki, oğluna sen ehl-i sünnet vel cemaat ol. Vel cemaat ol. Ehl-i sünnet olman yetmez ya, aynı zamanda da o cemaate ilhak et. O cemaatin içinde ol. O cemaatle beraber. Fıkıh ve hadis-i şerif öğren. Cahil sofulardan olma. Yani sen fıkıh öğren. Fıkıh İslam usulü. Cahil ve hadis-i şerif öğren. Bakın dikkat edin. Tefsir oku demiyor. Dikkatinizi çekti mi? Hazreti Mevlana oğluna, oğlum sen tefsir oku demiyor. Fıkıh, hukuk, haram, helal, bozan, bozma. Ve hadis oku, günlük hayat. Fıkıh ve hadis oku. Cahil sofulardan olma. Namazı her zaman cemaatle kıl. Fakat imam ve müezzin olma. Şöhret isteme, zira şöhret afattır. Makama bağlı olma. Yani makam peşinde de koşma. Yazdığın şeylerde adını yazma. Mahkemede hakim huzuruna çıkma. Yani hiç suç işleme. Kimseye kefil olma. Halkın işlediği işlere karışma. Devlet büyüklerinin çocuklarıyla arkadaşlık etme. Uzlete çekilme. Bakın bizim sufi anlayışımızda uzlete çekilmek yoktur. Evine kapanma, mağaraya kapanma, hücreye kapanma, kimseyle görüşme. Böyle bir şey yok. Yalnız kalma. Bizim yolumuz yalnız kalma yolu değildir. Halkın içinde yaşayacaksın. Çok söz işitmek kalbe nifak verir. Her şeyi dinleme. Sözü inkar etme. Sana birisi bir şey söylerse de onu inkar etme. Onun söyleyenleri ve sahipleri çoktur. Az söyle, halkın kötülük ve eğriliklerinden aslandan kaçar gibi kaç. Bir kenarda dur. Kadınlardan ve dinde eğri yollara girenlerden sakın. Herkesle ve zenginlerle sohbet etme. Helal veya şüphelilerden kaçın. Helal ye ve şüphelilerden kaçın. Dünya malına kapılma. Dünya arzusu da dinin zayıf olmasına sebep olur.
Çok gülme ve kahkaha atma. Zira fazla gülmek kalbin ölümüdür. Herkese şefkatle bak, hainlikle bakma. Dışını süsleme. Zira dışın süsü için kalbin ruhun haram olduğunu gösterir. Başkalarıyla mücadele etme. Ve hiç kimseden bir şey isteme. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin özel riyazatı ve virdi. Kimseye hizmet buyurma. Alimlere, evliyaya, mal ve can ve tenle hizmet et. Din büyüklerinin hallerini inkar etme. Zira inkar edenler rahat ve kurtuluş yüzünü göremezler buyurdu. Yine Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri kendince en son nokta olarak işte bir dua gösterir, dua söyler, ondan sonra da vefat eder. Tabii en sonunda da tevhid ehline selam olsunlar. Şimdi zaten Halit'in de sorusu bu konu üzerine. Hazır bekliyor, Halit de sorsun şimdi inşallah. Ben biraz farklı bir şey sormak istiyorum. İstediğini sor Halit Hoca. Şimdi bu tevhid ehline selam olsun dedi ya Hazreti Mevlana. Bundaki sıcaklığı hissetmemizin nedeni nedir? Neden biz bunca sözün içerisinde buna sıcaklık hissettik? Ve her seferinde aleyküm selam demek hissini kendimizde buluyoruz. Neden başka bir öğünü kendimize böyle hani yediremedik, içeremedik, sindiremedik? Yani insanların mesela yol içerisinde de giderken, arabayla yolda giderken bir yer içine siner mesela, bir denize bakar, bir yere bakar, orada kalır o, gönlünü ısınır oraya, oraya kaynar o, sanki oraya ait bir şey. Bu tür hislerin kaynağı nedir? Veya bunlar çok evrensel bir mesajdır. Tevhid ehline selam olsun. Yani evrensel bir noktadaki mesajlarda da bu birinci soru. Bütün peygamberlerin geliş maksatlarından birisi tevhiddir. Tevhid bir etmedir. Bir etme, bir görmekle mümkündür. Bir görme mana noktasında bütün fiil ve düşüncede Allah'ı birlemektir. Dinler İnsanları şirkten kurtarmak için gelmiştir. Şirk, şerik, ortaklıktır. O zaman tevhide ulaşmayan bir kimse ne yazık ki yolu yarımdır. Tevhid ehline selam olsun derken Allah'ı birleyenlere selam olsun demektir. Oysa diyeceksiniz, Allah iki mi? Hayır. Ama velakin tevhid etmede insanlarda çok noksanlıklar var. O noksanlıkları atmadığı müddetçe insanlar tevhide ulaşmaları mümkün değil. Oysa la ilahe illallah tevhiddir. La yok. İlahe ilaheler yok. O zaman bizde o kadar çok ilahe var ki o kadar ilah eden kurtulup illallah'a varamıyoruz. Bu imanımızı eksiklik görmek olarak tanımlamıyor mu? İmanı olgunlaşmamış olarak görüyor. Bir elma, Amasya elması hani pembeleşir, kırmızılaşır, kütür kütür, çıtır çıtır olur.
tam yenme zamanında kıvamdır. Ama ondan önce elma ekşidir, kurup gibidir. Veya ondan önce elma ufaktır, tam yükseğe erişmemiştir. İşte o ulaşmamış elma, tevhide ulaşmamış bir kimsenin imanı gibidir. Tevhide ulaştıysa bir kimsenin imanı, o mutmainne noktasına geldiyse o tevhid ehli olmuştur. Hz. Mevlana tevhid ehline selam olsun derken, o olgunlaşma kemale erme noktasında gelenlere selam olsun. O insanın gönlüne sıcak yapıyor. Devam. Aidiyet kesbetmesi hakkı mıdır? Efendim? Yani o sıcaklığa aidiyet kesbetmek hakkı olur mu? Hakkı tabi. Yani o oraya böyle sıcaklık kesbetmesi oraya ait olduğunu gösterir zaten. Bir kimse bir şeye başaramasa, o noktaya gelemese dahi onu sevmesi, o noktaya gelmiş gibi yapar. Peki, bir insanın veya bir Suudi'nin, bir Müslümanın böyle ilk o muhabbetini, ilk gününü, ilk halini giderek o halinden daha kötüye, daha olumsuza, daha eksiye doğru gittiğini görmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaman zaman insanlar bulunduğu noktadan geriye doğru gidebilirler veya ilk anında bundan geriye doğru gidebilirler. Tekrar aynı noktaya ulaşabilmenin yolunu göstereceklerdir. Bir şey vardır, bir insan bir anda sufi hayatta çok durur. Bir kimse bir anda arşalayı izleyebilir. Arşalayı izledikten sonra tekrar dünyaya döner. Tekrar dünyaya döndüğünde onu tekrar arşalayı izleme noktasına çıkmak için mücadele etmesi gerekir. Bu şuna benzer. Siz hiçbir ücret ödemeden, hiçbir gayret sarf etmeden birisi uçağına bindir, sizi İstanbul'a dolaştırır, sizi tekrar İstanbul'a dolaşmak istiyorsanız uçakta gayret edin, çalışın, uçak alıp pilotu öğrenip onu tekrar uçabilirsiniz. Ama uçmak olmuyor mu o zaman? Ben temsilde hata olmasın, o manada bir gece ansızın rüyanızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sofrasını okursanız, onunla beraber yemek yiyseniz, onun tadını ömür boyu unutamazsınız. Tekrar o sofraya oturmak için, tekrar onunla beraber olmak için yollara can atarsınız. Bunun gibi bir şey. Sufiler hayatını yaşatırlar da alabilirsin. İnsan o hayat onun dudağında bir tat olarak kalır. Koşar bir ümittir, bir umuttur. Bir soru daha sormak istiyorum. Allah zulmedici değil veya Allah insanın fiiliyatında insanın iradesini döndürür. Siz o evinizdeki içmek istediğiniz için içmek istemek gibi sizde var oldu. Allah da o isteğinize binaen kolunuza devam verdi ve siz onu içebildiniz. Demiştiniz veya ben şu anda konuşabilirim. Bunlar istek dairesinde, arzu dairesinde, dua dairesinde önce bizim kalbimizde oluştular. Şöyle bakabilir miyiz? Dünyanın sonuçta mesela bir gökdelen yapıldı. O birisinin isteği. Burada bir kilise var. Bu kilise birisinin isteği. Birisi istemiş ya bu kiliseyi böyle yapmış. Buranın her evinde, her taşında bir insanın istek, irade var. Önce yani arzusu var, hayali var. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Dünya tamamen istek ve arzuların üzerine kurulmuş. Gözle ve gözle görebildiğimiz bütün dünya birilerinin isteklerinden oluşur. Örnek olarak yani Suriye'de mesela büyükelin buradaki kilise birinin isteği veya Çanakkale şehrinin planı birinin isteği. Çünkü biri onu istemese Çanakkale şehrine bir şekil gelmeyecektir. Kendiliğinden Çanakkale böyle olmadı. Veya Türkiye'nin şu andaki durumu birinin isteği. Birisi istemese Allah zulmedici değil ki Türkiye'yi bu şekilde bu hale getirir. Veya Suriye'deki durum veya dünyadaki durum.
Şimdi biz diyoruz ki olumsuz bir durum var orada da. Dünyada zulümat artmış durumda. İşte Müslümanlar olumsuzluk noktasında. Müslümanların olumsuzluk olması da benim bir isteği. Allah zulmedici değil ki Müslümanlara zulmetsin. Dünya üzerinde eksik ve olumsuz gördüklerimiz, her şey birinin isteği. Bu bir kulun, bu bir istek sahibinin gönlünden çıkıyor. Peki, bu biz buna haizken, biz bunu düşünebiliyorken, Allah neden Afrika'daki Müslümanlara zulmetsin ki? Birinin isteği bu. Allah neden Türkiye'de şu an kaos ortamı yaratsın ki? Bu birinin isteği bu. Yani bir gönlünden çıktı, Allah da bunu ol dedi oldu. Birinin isteği. Peki şükür demeye hakkı var mı kemalat ehlinin? Yani dünya üzerinde olumsuzluk var. Dünya üzerinde Müslümanlara zulüm var demeye hakkı var mı? Veya şöyle bir demesi daha doğru. Ben bu zulmü isteyenin üstünde hayır isteyemem. Şimdi Suriye'de bir kişi zulmü istiyor, bir kişi bu tabloyu istiyor veya onca kişi, yüzlerce kişi bu tabloyu istiyor. Adamın gönlünden katletmek doğuruyor, katlediyor. Adamın gönlünden olumsuzluk doğuruyor, olumsuzluk basıyor. Nerede bu gönül sahipleri, nerede bu kuvvet, kudret sahipleri, nerede bu zamanın mehdileri ki? Nerede bu gönül sultanları ve sahipleri ki o zulmani isteklerin üzerinde bir şey istesinler, Allah onlara da ol desin. İnsanlar bunun farkına varamadıklarından bu istek, kuvvet ve kudretlerini arttırmıyorlar. Yoksa biz hakikaten Allah'ın bu noktadaki ezasını mı anlamalıyız? Yoksa kulların iyiye doğru isteklerinin olmayışı mı anlamalıyız? Birinci derecede bütün bireyler kendilerinden sorumludurlar. Bireyler kendi istek ve arzularının fiiliyatı döküp dökmemekle mükelleftirler. Bir kimse iyilik ister, iyilik istemesi ona sevaptır. İster sadece. Bir kimse kötülük ister, kötülük istemesi ona günah değildir. Kötülük isteye, kötülüğünü icra ettikten sonra ona günah yazılır. Bu kötülük isteyenler şer cephesidir. Bütün kötülük isteyenleri yan yana koyduğunda onlar karanlığın, kötülüğün temsilcisi ve istekleri doğrultusuna göre giden kötü güruhtur. Kur'an onlarla alakalı değişik tabirler kullanır. Bir kısım ise iyilik düşünen ve iyilik icra etmeye çalışanlardır. Bunlar da iyi yurttadır, iyi taraftadır. Ve onlar iyiliği, güzelliği, doğruluğu yaymak ve onun hakim olması için mücadele ederler. Ahmak hayalde, sen okuyor musun bana değil mi ahmak hayalde? Ve ben bu ahmak hayalde ben herhalde beceremiyorum yani. Şimdi herkes, özür dilerim, tam da bunu bir sorunumu dile getireyim. İnşallah şifa olsun. İnsanlar diyorlar ki, hocam ben bir gecede bir kitabı okudum. Ben bir kitabın bir sayfasını okuyorum, 3 ayda kendime geliyorum. Normalde yani bu sıradan bir kitabı da okusak. Ben okuyorum, bir cümle, iki cümle, üç cümle, dört cümle ben yok oluyorum orada. Yani yok oluyorum derken, onun ben tamamını erdiremiyorum. Nasıl oluyor bu insanlar bir geçici kitap okuyorlar, cümle, bir kitap, ben bir sayfa okuyamadım. Alıyorum değerli Abdülkadir bir Geylani Hazretleri'nin kitabı var mesela, o yerine alıyorum. Diyor ki yani bir paragraf okudum, bir paragraf okuyorum, ben gidiyorum. Bu nasıl bir şey? Yani bu bende bir eksikliği mi oluyor? Herhalde bende de aynı eksiklik. Tamam. O yüzden ömrüm boyu hiç kitap okuyamadım ben. Aynı eksiklik benden de var. Ben de hala daha kaç yıldan beri, 20 yıldan beri herhalde yaklaşık 17-18 yıl kişim var. Yok 20 yıl vardır. Ama hayal ben de bitiremedim. Ve başladık da başlıyorduk. Ben de hep başından alıyorum. Hiçbir kitabı bitiremedim. Sonuna getiremiyorum ben. Okuyorum, orada ben kalıyorum. O kitabın içinde ben kaldım. Kimse duymasın, hastayız biz.
Kendimi çizdim. Yani gerçekten rahatsızım ben, hastayım o noktada ben de. Şimdi aman kaydette mesela kötülüğün temsilcisi ve kötüler vardır. Bir karanlığın temsilcisi, bir tarafta da aydınlığın temsilcisi ve iyiler vardır. Bunlar her gün savaşırlar. Ama kayanı bitirenler bitirdim demeyecekler şimdi artık ben böyle söyledikten sonra elini kaldırsın. Tamam. Şimdi dünya bu sufi düşüncesidir. Her gün yeniden kurulur. Her gün yeniden kurulurken her sabah aslında akşamdan kurulur. Geceden kurulur yani. Gece dünyanın kurgulandığı ve kurulduğu zamandır. Gece dünyanın kurgulandığı ve kurulduğu zaman iyiler ayaktadır. Çünkü sabah olduğunda iyilerin galip gelmesi gerekir. O yüzden iyiler bütün silah ve teçhizatlarını, bütün gayretlerini, bütün savaş alet ve edevatlarını geceden hazırlarlar ki ertesi gün kötülüğün boynu vurulacaktır. Karanlık artık aydınlanacaktır. Ve her sabah yeniden gün doğarken, dünya kurulurken kötüler de kendi içlerinde kendilerince kötülüğü iyi gördüklerinden dolayı bunun altını çizin. Kötülüğü iyi gördüklerinden dolayı onlar da kötülüğün boynunu büyüceklerdir. Aslında karşıdakiler iyidir. Bu noktada kötüler de, iyiler de kendilerince iyilik yaptıklarını düşünürler. Ve herkes iyidir aslında kendince. Ama birisi birisini katleder. İyilik adına. Birisi birisini yok eder. İyilik adına. İşte kötüler bütün kötülüklerini ve kötü noktalarını iyilik adına sergilerler. İyiler de kendince hakikate ermiş olanlardır. Neyin iyi olduğunu daha iyi bilenlerdir. Kör değillerdir. Onlar iyiliğin hakim olmasını isterler. Ama iyiler hep azdır. Çünkü iyi olmak, iyilerin yanında olmak çok cefa gerektirir. O yüzden kötüler çoktur. Kötüler çok olmasına rağmen, iyiler az olmasına rağmen İyiler kötülerden daha kuvvetlidir. Çünkü eğer iyiler kötülerden daha kuvvetli olmamış olsalar kötülük hakim olur bir anda. İyiler az ama kuvvetli, kötüler çok ama kuvvetsizdir. O yüzden iyiler ve kötülerin mücadeleleri devam eder. Ama iyiler bu noktada kötülerin kalbine tesir etmeye çalışırlar, tesir edebildikleri yere kadar. O yüzden bunda bir velinin, bir mürşid-i kamilin kudreti ve etkisi ona açılmış olan, ona açık olan yere kadardır. Bu da o mülkün sahibinin takdiriyle. Bir soru var, bir soru var, istiyorum. Bir insanda şu ana kadar hiç eşi ve benzeri görülmemiş bir düşüncenin doğması onun var olacağını önüne gelir mi? Dünyada hiç böyle bir şey ne düşünülmüş, ne yaşanılmış, ne bilinmiş. Fakat o içten kaynaklı düşünce ve fikirden böyle bir şey ortaya geliyor. Ama daha varlık halinde değil. Bu onun onu gerçekleştireceğine delil yok. Bunu delil olarak görebiliriz ama bir işaret olarak görebiliriz. Bu belki de 1000 yıl sonra, 500 yıl sonra gelecek olan bir şey olur. İşaret olarak görebiliriz. Peki bunun kapanması var mı? Mesela gelip de kapanır mı? Yoksa bu muhakkak doğacak bir çocuk. Ben bir şeyin hayali varsa gerçeği de var mı diye düşünenlerden. Gerçekleşmeyecek bir hayal yoktur o zaman. Gerçekleşmeyecek olan bir şey hayali düşmez. Benim felsefe bölümdür.
bir şeyin hayali varsa gerçeğinin var olduğuna inanırım ben de. Onu bir böyle boş bir şey olarak düşünmem. O belki de bu benim kendi hayalim ise ben onu gerçekleştirmek için koşarım. Bugüne kadar hep hayalimin peşinden koşan bir adama soruyorsun bunu. Benim hayalim gerçek mi yalnız? Gerçek dünyanızda hayal edersiniz hayal. Efendim? Gerçek dünyanızda yoktur yani. Mesela şimdi... Hayalim benim gerçek dünyamdır. Hayal et. Yani ikisini dedim ki hepsini... Bilmiyorum o kadar. Ben size seçtiğim. Mesela dediniz ya, ey oğlum balını çöz. İlk işte hoca şunu söyleseydi, farklı bir sohbet olurdu, bunu söyleseydi farklı bir sohbet olurdu. Ben mesela şöyle bir şey diyorum ki, biz burada masayı da konuşsaydık, yine konuşulacak olarak konuşulacaktır. Biz burada ışık veya işte şuradaki bayrağı konuşuyoruz deseydik, burada yine konuşulacak olarak konuşulacaktır. Biz sadece konuşulacak olana, biz sadece önümüze konulacak olana, biz sadece yiyeceğimiz iyice kılıp bulduk. Biz sadece sunulacak olan mahsul şarabına hırtı öptük. Gösterdik. İnsanlara gelirdik. Hatta bir bakın gelin. Yoksa Hazreti Mevlana'nın iki vasiyetinin arasındaki fark neydi? Öyle olsaydı, bayrak olsaydı, masa olsaydı, yer olsaydı, sonuçta biz bu sofradan yemeği iyi mi yiyoruz? Sonuçta o bir örtüydü. Herkes burada olan şimdi o sofradan iki yemek içecek. Herkesin harcı değildir suyun içerisinde et yemek. Herkesin harcı değildir etin içerisinde helva yemek. Herkesin harcı değildir helvanın içerisinde nur yemek. O herkesin harcı oluşursaydı, o zaman peygambere ve dinlere ihtiyaç kalmazdı. Zahirde de edeceğimiz konu o zaman ne oluyor? Mesela ben onun ayrılığını öyle düşünüyorum. Yani şimdi eğer zahir gerekmemiş olsaydı, Kur'an ve sünnetin şeriat yolu olmazdı. Onun olmadığı bir yer var mı? Bunlar felsefi noktalar. Sonuçta bir şey zahir hükmü batını koruyacaksa, bir şey istek ise ve o istek zahire dökülüyorsa, o farklı bir hukukun içindedir. Sen bayrağı da konuşsan aynı şeyi konuşmazsın. İnsanlar aynı şeyi algılayamazlar çünkü. O yüzden insanlar aynı şeyi algılayamayacaksa, siz insanlara bayrak anlatırken masayı anlatamazsınız. Belki de içlerinden bazıları sizin bayrağın arkasında masayı anlattığınızı fark edebilir, algılayabilir o ayrı mesela. Yani böyle düşünebilir mesela, bu dediğimiz gibi düşünüyorum. Sonuçta siz mesela şöyle deseniz, İskender, sandalye, masa, böcek, tahta da deseniz, yine biz alacağımızı buradan alacak. Yani o yemekten biz yine yiyeceğiz. Ey oğul, nefsin misal ve suretini istersen yedi kapılı cehennemin kıssasını oku. Ey oğul, eğer gözünü açarsan kilim suyundan da, hışmın ateşinin de haktan olduğunu görürsün. Ey oğul, eğer gözünü açarsan, kilim suyunun da, hışın ateşinin de haktan olduğunu görürsün. Rüzgarın canı hakka vakıf olmasaydı, Ad kavmini müminlerden nasıl ayırt ederdi?
Sevgili sohbetin Hazreti Peygamber'den cevap veririz. Gözünü açarsa kirim, yani yumuşaklık suyu ile insanları yakan ateşi, hırsın, hattan olduğunu görürsün. Gözünü açarsa. Gözünü açmazsa biri şeytanidir, birisi Rahman'dır. Ne anlatabilirsin bunu? Anlatmak istediğim buydu. Ey oğlum, o kum Allah'ın elidir. Bildiğin kum. Eğer o kumu Allah'ın eli olarak görürsen, gözünden çıkarmaya gayret eder misin? O el, o el kendinden ayrılmış Hakk'a ulaşmıştır. Çıkarabilir misin gözünden? Ey oğlum, bir tane daha söyleyeyim sohbeti bırakayım. Girmeyecektim bu kanaya, gireyim. Ey oğlum, Allah kimlerin gönül gözünü açtıysa bu cehri onlar anlar. Göz açılmayan bir kimseyi onun isteği, bunun isteği deyip de anlatabilir misin? Derisinde ne diyor? Derisinde ne diyor? Şimdi normalde senin az önce dediğin şey çeyrek. Baskı mı? Senin dediğin cebre gibi. Evet. Gümüşsünde hüküm. Evet, cebre gibi. Kötü düşünenlerin üzerinde bir cebir ihdas ediyorsun. Diyorsun ki birisi gördüğünde onları kötü düşünmekten alıkoysun. Cebir. Zamanında biri demiş ki, özür dilerim, bunu buradan sormak istiyorum, ben onu anlayamamıştım. Bir gün denizlerin birinde bir Müslüman gemisine korsanlar saldırmış. Cebir'in bir insanların nefis yönü vardır, bir de Cebir'in Allah katından hakikat yönü vardır. Cebri nefsi dairede algılayanlar helak olurlar. İnsanlar şimdi cebri kendi nefsi emmarelerinin neticesinde bakıyorlar. Nefsi emmare neticesinde cebre bakan bir kimseye siz hakikat gözlüğüyle ona işaret veremezsiniz, anlatamazsınız. Bu süt içecek olan çocuğa et yedirmek gibi bir şeydir. O yüzden bu sufi dünyada ehil olmayan bir kısım sufi görüntülü insanlar cebre dalmışlardır. Cebriyeci olup çıkmışlardır. İnce bir perdedir orası. Cebirle alakalı, cebriye ile alakalı şey ve de belki de hakikate ermiş olan insanların kendi hal ve zevkleri olabilir sadece. Anlatılacak olan dinleri olmaz. Eğer o kelama gelirse, o bu noktada, bu noktayı algılamaktan uzak olan insanlar cebriyete dalabilirler ki, o yüzden de cebriyete dalanlar, tarih boyunca insanları din noktasında sapıklığa uğratmışlardır. O yüzden ehl-i sufi, iki yüzlüdür bu noktada. Kendi inandıkları ile anlattıklarının arasında fark vardır. Ama bu mecburdur. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinin sözü bu meseleyi çok güzel açıklar. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine
iki heybe ilim aldık. Heybenin önündeki ilimden önümüze gelene geldik. Arkadaki heybeden bir şey söylersek Hureyre kafir oldu da boynumu keserdi bizden. Şimdi o yüzden senin az önce anlattığın şey istek ve arzular girmek istemiyorum çünkü muhabbet daha uzayacak burada. Cebirle alakalı meselelere giriyor. Cebirle alakalı meseleler, tevhidle alakalı meseleler, ulu ordu konuşulacak meseleler değildir. Çünkü insanlar bu noktada kendilerince şüpheye düşüp, kendilerince ama cebriye, ama kaderiye düşüp imanla alakalı zafiyetler yaşayabilirler. O yüzden bu manada gerçek sufiler bunu bir hal, bir zevk olarak algılamışlar. Hal ve zevk içerisinde bunu yaşamışlar. Hal ve zevk edinmişler bunu. Bunu ilim edinmemişler. Bu noktada bunu konuşmayı yeğlememişler. Zaten bunların ehli olmayan konuşması dinleyenler Allah muhafaza eylesin küfre ve sapkınlığa düşürebilir. Bu da sufi ilmi değildir. Bu da sufi ilmi değildir. O yüzden bir kısım ehli tasavvuf ben bunu haddi aşmak olarak alıyorum kendi dairemden. Haddi aşıp ulu orta herkesin içinde bunları konuşmuşlar ve herkesin içinde bunları konuşmuşlar. İnsanlar algılayamamışlar. Algılayamadıkları içinde sapkınlığa düşmüşler. Din üzerinde Allah muhafaza eylesin çok büyük sıkıntılar yaşanmış. O yüzden ben bu tip meselelerde çok konuşmamayı herkesin anlayabileceği noktada anlatmaya gayret ediyorum. Sizlerden de bu noktada affınızı diliyorum. Böyle örtülü kapalı konuştuğum için. Ama gerçeğin de hakikatin de böyle ölçülü ve kapalı konuşmak olduğuna inanıyorum. Tevhid meselesinde olduğu gibi. Çünkü bir kısım insanlar tevhide ulaştığını zannedip namazı, abdesti, orucu terk etmişler. Tevhide ulaştığını zannedip dini, diyaneti terk etmişler. Biz tevhid ehliyiz deyip başka bir noktalara gitmişler. Şimdi tevhid ehline selam olsun deyip Hristiyanları, Yahudileri cennete koyanlar var. Tevhid ehline selam olsun deyip Budistleri de cennete koyan görüşler ve düşünceler. Şimdi tevhid ehli denilince bugünkü bunun içerisinde Müslümanın diyenler de dahil. Bakın dikkat edin. Tevhid ehli denilince buna Müslüman da, Hristiyan da, İsevisi de, Musevisi de, hepsi de dahil. Kim gerçek tevhid ehli? Burada bunu Muhammedlileri de katıyorum bakın içine. Din ayrımı yapmaksızın. Bugün Müslümanım diyenlerin yüzde kaçı tevhid ehli? Hristiyanım diyenlerin yüzde kaçı tevhid ehli? Biz tevhid ehli olmaktan şunu anlıyoruz sadece. Bugünkü piyasada dolaşan bir kimse la ilahe illallah dedi mi tamam cennete gitti. Onu anlıyoruz biz. Genel olarak halk onu anlıyor. Selam olsun tevhid ehline deyince Hazreti Mevlana işte şeye de, Hristiyanlara da, Yahudilere de inanan bütün herkese selam gönderdi zannediyor. Burada selam olsun tevhid ehline dediği gerçekten Allah'ın zat ve sıfatları noktasında illallah diyen kimseler. Bu aslında bu benim aldım. Hazreti Mevlana'nın oradaki selam olsun tevhid ehline dediği mürşid-i kâbinler. Tevhid noktasında tevhid deryasına dalıp o deryanın içerisinde her an hayretten hayrete geçerler. Evet, insana çok sıcak geliyor. Başka bir sorusu var. Bitmez mi soru? Tamam, sabah kadar devam edelim. Bir insan var.
Bu insan severek sevilir. Seven, sevilene rağ olduğu vakit onun tuvalete gitmesine tehdit olur mu? Çok uç bir örnek olarak veriyorum. Yani aslında ben mesela öyle şeyler denk gelmiştim ki bir kısım böyle Allah'ın razı olduğu ve razı kıldıkları şöyle diyorlar. Hani bizim ibadetimiz tam değil, bizim hiçbir şeyimiz tam değil. Biz bu noktada sizden bile çok daha aşağıdayız. Aşağıdayız. Fakat yani bir gönül var. Allah böyle bunu nasip eylemiş. Bunun nasip olduğu yerde yani bir insan sevdiğinde bütün her şeyi o la noktasını yani inkar edip de her şeyle sevdiğinin içinde dairesinde olduğu halde onun yürümesi, onun duygusu, onun tuvalete gitmesi aslında la ilahe illallah dinden demese de tevhid olur mu? Tevhidinde bir yol olur. Tam içi olduğu içi mi olur? Tevhide giden yol olur. Yol kendisinin dışında değildir ki. O zaman tevhid nedir sorusu çıkıyor orada. Yani şimdi tevhid, evet değerlerinin anlattığı inkar etmiştir. Ama tevhidin giden yol ise tevhidin dili nedir? Yani özü nedir? Dili var mı ki? Bunu Arabi'den bir misal ile sonlandırayım. Arabi'de meşhur bir fil misali vardır ya. Arabi fil sosunda der ki bir fili ortaya koysak, beş tane de ama insan getirsek, birisi filin ayağından tutsa, birisi filin kulağından tutsa, birisi boynundan tutsa, birisi, pardon, işte koltuğundan tutsa, birisi göğsünden tutsa, birisi de kuyruğundan tutsa, sorsak der buna. Fil neye benziyor? Kuyruğundan tutan der ki diyor, fil kuyruğa benziyor. Koltuğundan tutan der ki diyor, fil koltuğuma benziyor. Kulağından tutan der ki diyor, fil kepçeye benziyor. Göğsünden tutan der ki diyor, fil tepsiye benziyor. Ayağından tutan der ki diyor, fil sütüne benziyor. İşte Allah'ı tanımayan ve bilmeyenler Allah'ı böyle şeylere benzetirler. Tevhid bu noktada Allah'ı bilmeyenler için az önce beyefendim dediği gibi emr-i bil maruf nehyen münkerden başlar, başlangıç noktası. Hatta ortası dahi diyebiliriz ona biz. O yüzden tevhidle alakalı meseleler Cüneyd-i Bağdadi gibi büyük zatlar kapıları pencereleri kapatıp konuştukları şeylermiş. O yüzden tevhid denildiğinde beyefendinin bu noktada ikazını ve irşadını haktan kabul ederekten emr-i bil maruf nehyen münker olarak kabul ediyor. O bir çünkü hakkın sesiydi. Tevhid noktasında onu da hakkın sesi olarak algılar varmaz. Meseleyi de düğüyü de çözen bir hakkın sesi olur. Tevhid düşüncesindeki çünkü her ses hakkın sesidir. Selam. Güzel bir geceydi benim için. Gerçekten hoş bir gece oldu. Bunu böyle açık yüreklilikle samimiyetle söylüyorum. Ben biraz ilk etapta başlangıçta böyle performansımı çok beğenmedim ama sonradan açıldım ben de Lombardi'nin motor gibi. Ondan sonra ben böyle yemeğin hemen üzerine açık açık konuşmak gerekirse böyle sohbeti şeyim çok performansı yapamıyorum.
Ahmet Hoca da bizi tıkamasa doldurdu orada içeride bizi haklı olarak. Bu benim bir anda böyle bir performansım etkiledi. Sonradan açıldı mekan bana. Allah hepinizden de razı olsun. Geceniz hayır olsun inşallah. Bir soru daha var. Sor. Hazreti Mevlana'dan nice kimseler vardır ki onlar inşallah canı olmuşlar. Evet. İnşallah demeseler de onlar inşallah canı olmuşlar. Bunu tevhid konusunda diyebilir misin? Diyebilirsin. Tevhid etmeseler de tevhidin canı olmuşlar. Tevhid sadece kelam değildir zaten. Bir aşık tevhid o zaman ehli tevhid bilir. Tevhid kelama gelecek bir şey değildir. Kelama gelecekse tevhid az önce beyefendi kilisteydiniz değil mi? Beyefendinin söylediği kelama gelecekse gerçek. O hak bir kelam. Tevhid emri bil maruf nehyel münker. Kelama gelecekse tevhid bununla kelama gelmeli. Bu kelama gelen abi. O senin dedin, benim az önce dediğim zevk ve hal noktası. O kelama gelmez zaten. Bunu anlatamaz insan. Bunu anlatırsa insanların kafası karışır. Nice inşallah demeyenler vardır ama inşallahın canı olmuştur. İnsanlara bunu söylerseniz siz ulu orta her yerde insanlar der ki ben de o inşallahın canı olanlardanım. İnşallah dememe gerek yok. Ona nehyel münker noktasından bakılır. Hazreti Peygamber ikaz ve irşad olundu. İnşallah demediği için ona vahiy kesildi bir anda. Bize inşallah demek düşer. Ne zamana kadar? İnşallah'ın canı oluncaya kadar. İnşallah'ın canı olmak demek, inşallah demeyi kasten terk etmek demek değildir. Artık o inşallah demek, onun hep özünde canındadır. O esnada inşallah demek, ondan unutturulmuştur. Ama o inşallah'ın canı olduğundan dolayı unutturulsa demiş gibi hiç tecelli eder. Ama bu kimdir? Kim bunu kendi noktasında böyle görür? Hiç kimse bunu kendi noktasında göremez. Ben inşallahın canı oldum diyen kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yolunu terk etmiştir. O hakkıyla kulluk edemedim ya Allah diyen bir peygamberin ümmeti ben inşallahın canı oldum diyebilir mi? Ona inşallah demek düşer hep. İnşallah. İnşallah. Selamun aleyküm. Değerli misafirler, tasavvuf kuşlarını Sayın Mustafa Özbağ Beyefendi'ye vermiş oldukları değerli konferanstan dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Şimdi dünyanın ilk üniversite semazenleri olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sema ekibini Sema Tarönü için sahneye davet ediyoruz.